Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lords of the Fallen severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, ilk olarak burada upgrade Sayın Sanguinarix diyerek elimizdeki Gunpot'un bir seviye daha yükseltiyorum. Telaffuzu zor bir kelime. Eğer ki upgrade etmeniz gerekiyorsa hani herhangi bir statınızı, herhangi bir silahınızı vesaire burada yapın, bunları tamamlayın. Daha sonrasında Warped Vestige deyip en son açtığımız Seedling'e ışınlanıyorum. Bir önceki videonun sonunda belirtmiştim hani bence oyunda kapışması en keyifli boss diye. Birkaç sebebi var. Güzel sinematikleri, aynı zamanda güzel saldırı paternleri bulunuyor. İlk olarak ben boss'a gireceğim ve tahmin edeceğiniz üzere ilk seferde öleceğim. Bir kere zaten başlangıçta böyle bir anı gibi bir yere gidiyorsunuz. Hani boss'un arenasına düştüğünüz yerde değilsiniz. İlk başta böyle standart elindeki işte banner'ı ve şeyi kullanarak, silahı kullanarak saldırır. Sonrasında aynen işin içerisine holy içerikler giriyor. Bu şekilde gökyüzünden oklar yağdırabilir. Arena'nın bir kısmını bu tip şeyler doldurabilir. Böyle bir tür şeye benzemeye başlıyor arena. Ne derler? Gladiator arenasına. Ve bu şekilde ruhunu parçalama imkanı buluyorsunuz. Şimdi bu çok güzel. Yine bir tane ok atıyor. Daha sonrasında etrafına oklar düşmeye başlıyor o dairesel bir alanda. Dolayısıyla burada durmamanız lazım. Yani düzenli olarak hareket etmenizi gerektiren, aynı zamanda etrafınıza böyle dikkat etmenizi gerektiren, bana bir tık böyle hani oynanış noktasında gayle hatırlatan bir kombatı var. Az önce kahkaha atarak yükseldi, o yükseldiği saldırısı sonrasında yere çarpar ve etrafa bir dalga gönderir. O dalgadan kaçmak için yuvarlanmanız gerekiyor. Bu da ikinci fazı. İkinci fazında ilk fazla yaptığı şeyleri yapmaya, yani bir nevi yapmaya devam eder. Ama bu sefer aslında kanama hasarı veya burn hasarı vurarak ilerliyor olacak. Şunu bir de göstermek istiyorum. Dikkat edin, şey yapamıyorsunuz. Aynen. Soğukluğu atamıyorsunuz. Az önce silahını yere saplama saldırısı sonrasında bir tane böyle ne derler? Yuvarlak bir alan oluşturuyor. O yavaş yavaş kapanıyor. Kapanan o alan kapanırken dışına yuvarlanmanız lazım. Kapanırken kısım kritik. Yani erken yuvarlanırsanız zararı size. Daha fazla şey yapmayacağım. Boss'u öldürmeye devam edeceğim. Yani hasarımızın mesela gayet yeterli olduğunu görüyorsunuz zaten. Bizim bir NPC summonlamamız lazım. Yerde böyle yanmış olan kısımlarda durursanız burn hasar yemeye devam edersiniz. O yüzden buralarda durmamaya dikkat edin. Şimdi bir an neden summonları göremiyorum dedim burada oldukları için. Kukajin'i summonluyorum. Silahımı buffladım. Geldik oraya. Birinci fazdan başlayacak tabii tahmin edeceğiniz üzere. Kukajin'i vesaire summonlamış olun olmayı fark etmez. İlk başta şu şekilde ruhunu çekerek başlarsanız daha rahat ilerleme imkanınız olur. Bunun çok temel bir sebebi var. Şimdi faz geçişine geçmeye çalışacak. Faz geçişinde de olduğu yerde durduğu için saldırmaya devam edebileceksiniz. Bir kere daha atıyorum. Ve
Bu fazına ait olan içerikleri gösterdim ama elimizdeki lambadan faydalanarak gördüğünüz üzere fazı komple skipleyebiliyoruz. Tekrar silahımı buff'lıyorum. Bu arkadaşa sahip olduğumuz bütün şeylerle saldıracağız. Şu şekilde yerde bıraktığı kristallerin yanında durmamaya çalışın. Çünkü o kristaller şey yapacak. Nedir adı? İnflak edecekler. Ve kendisine dedik. Radiant'a karşı ikinci fazında güçsüzdür. İlk fazındaki esas güçsüz olduğu şey Wither hasarı. Hani çok keyifli bir boss eser diye anlattım ama pat diye kendisini öldürmüş olduğum için pek bir şey ifade etmemiş olabilir. Bu taktikleri bilmediğiniz zaman boss bence hem zorluyor hem de bir tık uzun sürüyor. Şimdi karakteri burada görüyorsunuz, konuşmaya çalışırsanız herhangi bir ses vesaire bir şey olmaz, hani olduğu gibi kalır. Geliyorsunuz buraya, interact diyorum, donating diyorum, yine cleanse ile ilgili bir içeriğim yok, hani etkileşime geçeceğim bir süreç vesaire yok. Geldim, şuradan ton çalısı elde ettik. Buradan ruhlarımı aldım, tekrardan city'de geri dönüyorum. Umbral'daysanız buraya çıkabilirsiniz Umbral'dan. Port diyorum, Skyrest'e gidiyorum. Kukajin'in parasını verdik. Sağ olsun, hiç ucuza iş yapmıyor. Umbral'a geçtim. Offer Remembrance derseniz. Offer Remembrance diyebilmeniz için benim stigmayı almam lazım. Ay ay. Hızlıca göstereyim derken videoyu uzatmış olduk. Bir de tatlı tatlı şeyi söylüyorum. Eğer Umbral'daysanız buradan çıkabilirsiniz. Benim neredeydin? Make your cut, Ermengarde. Bu kadar içerik için geri dönmemiz gerekti. Ben niyeyse şu tarafta diye hatırladım. Kafamda öyle bir... Öyle yer etmiş. Umbral'dan çıkmakla ilgilenmeyeceğim. Dümdüz geri dönüyorum. Şimdi... Offer Remembrance dersiniz. Geliyorsunuz buraya. Şimdi bu arkadaşlar alabileceğiniz çok fazla sayıda içerik var. Bunun iki farklı fazı olduğu için her iki fazına ait içeriği de ayrı ayrı alabiliyorsunuz. İşte Judge Clay's Radiant Sword alabilirsiniz. İşte Clay's Spear alabilirsiniz. Bu ikisi ilk fazla kullandığı silah ve mızrak içerikleri. İkinci fazla kullandığı yani Corrupted içeriği elde edebilirsiniz. Buna dikkat edin, mesela Corrupted olan hemen her şeyden bir scale alıyor yani. Hani bu Judge Clay's Radiant Sword, eğer Agility artı Radiant build gidiyorsanız, özellikle hani level up yapmaya başladıktan sonrasında Agility'den de iyi oranda şey almaya başlıyor, değer almaya başlıyor. Kullanabileceğiniz bir içerik. Bu direkt Radiant build'larda kullanabileceğiniz mızrak içeriği oluyor. Zırhı vesaire gayet güzeldir. Hani Radiant build'larda hiç sırıtmaz. Alıp kullanabilirsiniz, onlardan faydalanabilirsiniz. Şu Briarstorm çok harika olmamakla birlikte çok kötü bir şey içeriği. Ben tanıtmak için bunu alıyorum. Hani sırf envanterine bulunsun diye. Çok hızlı geçtim. Bir de şurada şey var, Pyroclastic Stone içeriği var. Hani düşmanları aslında
seken bir tane şey fırlatıyorsunuz. Büyü fırlatıyorsunuz ve her sektiği noktada bir patlama aksiyonu gerçekleştiriyor. Alan hasarı da vuruyor. Kişiye düzgün bir şekilde atlıyorsunuz ve geri kaçmaya çalışıyorsa yakalamanıza imkan tanıyan bir başka hasar tipi de vuruyor aslında. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.